Merhaba arkadaşlar. Sizlere 2016 LG modellerinden bahsedeceğim. LG'nin 2016 yılında çıkarmış olduğu Signature serisinin G6 serisi OLED modelimizden bahsedeceğim. G6 serisi OLED modelimizde biz bu televizyonu almanız için, OLED almanız için 5 neden sunuyoruz. Bu 5 nedenden en başta birinci nedenimiz Picture on Glass, cam üstünde ekran. Görmüş olduğunuz G6 serisi 65 inç bir boyuta sahip. Panel, gördüğünüz ekran paneli 2.57 mm. Camla birlikte 3 mm'lik bir panele sahip Picture on Glass. Ayrıca bu cihazımızda bu sene OLED TV'lerimizde HDR desteği var. HDR desteğinin yanı sıra, HDR10 standart desteğinin yanı sıra HDR'ın gelişmiş versiyonu olan, daha da geliştirilmiş olan Dolby firmasının geliştirmiş olduğu Dolby Vision teknolojisini destekliyor G6 serisi. Dolby Vision teknolojisinden size kısaca bahsedecek olursak, şöyle çok kısa bir video göstererek size Dolby Vision teknolojisinden bahsedebiliriz. Dolby Vision teknolojisi HDR standardı, Dolby HDR standardı gördüğünüz gibi, bu videoda da göreceğiniz gibi görüntüyü bir kare yapıp bütün görüntüyü HDR10 standartında oynatıyor. Dolby Vision teknolojisi ise her bir sahneyi ayrı bir şekilde çözümleyerek bize zengin bir içerik sunuyor. Her bir sahneyi farklı farklı işleyerek. Şurada basit örneği gibi HDR10 standartında tek bir kare yapıyor. Bütün görüntüyü bu kare şeklinde çözümlüyor. Ama Dolby Vision standartında her bir sahneyi farklı çözümleyerek bize daha net, daha kaliteli, daha canlı renkler sunuyor. 2016 serisi OLED TV'lerde bunu rahatlıkla görebiliriz. Ayrıca bizim en çok bahsettiğimiz cihazlarımızda yaklaşık 3 senedir kullandığımız Soundbar Stand'ımız. Bu görmüş olduğunuz Soundbar Stand'ı Harman Kardon işbirliğiyle tasarlanmış, dizayn edilmiş bir Soundbar Stand'ı. Bu Soundbar Stand'ı 60 Watt ses verir. 5.2 kanal 60 Watt ses verir. Yani evimizde herhangi bir ses sistemi olmadan da bu Soundbar Stand'ı rahatlıkla kullanabiliriz. İsterseniz sizlere burada bir örnek olarak bir film açıp Soundbar Stand'daki ses kalitesini gösterebiliriz. Tabi sadece sesten bahsetmekle olmaz. OLED TV çıktığından beri şu andaki piyasadaki gördüğünüz bütün LED, LCD televizyonlardan çok farklı. Biz OLED TV için yeni bir televizyon değil, yeni nesil bir televizyon, yeni nesil bir kategori, yeni bir kategori diyoruz. Daha önceden CRT, CRT televizyonlarla başladığımız PDP, plazma, LCD, LED ve şimdi artık yeni teknoloji OLED. OLED'in en büyük farkı diğer televizyonlar gibi herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan bağımsız aydınlanan pikseller sayesinde kendi rengini, kendi ışığını kendi üretir. Ve bu sayede bize görmüş olduğumuz derin kontrastı, sonsuz siyahı verir. Ve yine bu bağımsız aydınlanan pikseller sayesinde kusursuz renklere, gerçek renklere ulaşırız. Bu görüntülerde de görmüş olduğunuz gibi. OLED sadece görüntü anlamında değil, LG OLED TV'ler smart olarak, smart özellikleri anlamında da WebOS 3.0 işletim sistemiyle gayet bize hızlı ve geniş bir kullanım sunuyor. LG Store'un içeriğindeki yüzlerce kullanılan uygulamalar, ayrıyeten LG'nin anlaşmalı olduğu Netflix, Digiturk Play, TV bu uygulamalarını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu kumanda sayesinde de görmüş olduğunuz bu Magic Kumanda sayesinde de hem normal kumandası hem sihirli kumanda özelliğini görüyor. Bu kumandadaki pointer tuşu sayesinde istediğiniz menüde rahatça gezebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi normalde menünün içinde tek tek gitmek yerine sağa sola bu pointer'ı aktif ettiğimizde rahatlıkla menüde gezebiliyoruz. Resim modlarında olsun, Gördüğünüz gibi sinema modu yapıyoruz. Soundları açabiliyoruz, sesle ilgili. Tabii en önemli özelliği de WebOS 3.0 işletim sisteminin hızlılığını şuradan görebilirsiniz. Herhangi bir web tarayıcıda, herhangi bir siteyi açtığımızda sitede hızlıca mouse şeklinde bu pointer kumanda sayesinde, Magic kumandamız, sihirli kumandamız sayesinde mouse gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz habere girebilir, istediğiniz yerde gezebilirsiniz rahatlıkla. Ayrıca bu 2013'ten beri kullandığımız WebOS 3.0 işletim sisteminin bu 2016 serisinde yeni WebOS 3.0 ile gelen bir özellik Focus özelliği. Focus özelliği yazıları büyütme. Gördüğünüz gibi herhangi bir noktada bir haber okuyacaksınız. Haberin içeriğini okumak için Focus tuşuna bastığımızda, gördüğünüz bu Focus tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi büyütebiliyoruz. Büyütecin şeklini de değiştirebiliyoruz. Boyutunu da ayarlayabiliyoruz. Web browser'da gayet işimize yarayacak bir uygulama. Sihirli kumandanın içinde bulabileceğiz. Sadece web browser için değil, izlediğiniz herhangi bir uydu yayınında, kanalda bunu görüntülemeyi yapabiliyorsunuz. Bunun screenshot'ını alabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Ayrıyeten harici bir bağlantıdan taktığınız görüntü içeriği de yine bu fokus tuşuyla göremediğiniz özellikleri bu şekilde görebiliyorsunuz. Bir diğer bağlantı protokolünden de bahsedecek olursak LG TV'lerle Miracast üzerinden yine bu kumandanın özelliği, Magic kumandamızın özelliğinden bahsedecek olursak telefonumuzu Miracast protokolü üzerinden TV'ye bağladığımızda hemen şimdi göstereceğim. Bir diğer bağlantı protokolü olan Miracast üzerinden WebOS 3.0 menüsünde Screen Share sekmesine geldiğimizde, Screen Share'ı açtığımızda ve telefondan da ekran paylaşımı yaptığımızda telefon ekranımızı televizyona aktarabiliyoruz. Tabii bunu çoğu televizyonlar, günümüzdeki çoğu televizyonlar yapabiliyor. Ama bu farklı özellik LG OLED TV'nin kullanmış olduğu sihirli kumandanın aynı zamanda telefonu kontrol ediyor olması. Gördüğünüz gibi ekranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Galerinize girebiliyorsunuz. Ayarlara girebiliyorsunuz. Tıpkı bir mouse gibi, pointer gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca telefonu döndürdüğünüzde ekran algılıyor, telefonu yine döndürebiliyorsunuz. Bütün bu özellikleri LG'nin Magic kumandası sayesinde rahatça kullanabiliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, gün içinde bir video çektiğiniz fotoğraflarınız, akşam telefonunuzu şarja koyduğunuzda, telefonunuz şarjdayken ekran paylaşımı yaptığınızda, televizyonunuzdan, telefonunuzun içindeki bütün görüntüleri, bütün her şeyi, içeriği kullanıp, kumanda sayesinde LG TV'lerde kullanıp kontrol edebiliyorsunuz. Hepinizin bildiği üzere Netflix 2016 yılı itibariyle Türkiye'ye geldi. Ve son 2-3 aydır Türkçe dublaj, Türkçe altyazı desteğiyle Türkiye'ye hızlı bir giriş yaptı. LG TV'lerde Netflix uygulamasından girdiğinizde Ultra HD olarak, Dolby Vision olarak, HDR olarak istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Netflix, TV Bu, Digiturk Play. Bu gibi uygulamaları LG TV'nin içinde bulabilirsiniz, LG Store'da bulabilirsiniz. Evet, sizlere LG 2016 OLED modellerinden 3 modelimiz G6, E6 ve C6 serisinin genel özelliklerinden bahsettik ve G6 serisinden özellikle bahsettik. 3.3 mm inceliğe sahip olan, almanız için, LG OLED TV almanız için, tercih yapmanız için gereken 5 nedenden bahsettik. Son olarak da fiyat bilgisi olarak bütün mağazalarımızda, bütün teknoloji ürünü satan mağazalarımızda bu cihazı bulabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz cihaz 65 inç OLED TV'mizdir. Fiyat 24.999 TL'dir. Ayrıca değişik mağazalara göre, değişik kanallara göre kampanyalarımız da vardır. Bu kampanyalardan değerlendiriyorum. Çeşitli hediye uçak bileti kampanyamız, ayrıca soundbar hediyesi kampanyalarımız, değişik kampanyalarımız var. Bu kampanyalarımızdan da yararlanarak bu OLED TV'ye sahip olabilirsiniz.